Yeditepe Üniversitesi'nden herkese merhaba. Evet, bugün çok değerli bir hocamız var yanımızda. Gıda Mühendisliği bölümünden Doçent Doktor Özlem Güçlü Üstündağ. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Aynı zamanda hemen şunu da ekleyelim. Yüksek lisans programı sürdürülebilir gıda sistemleri için tasarım ve inovasyon programının da koordinatörsünüz. Evet. Bölüm hakkında genel bilgi alalım. Süresi nedir, içerikleri nelerdir? Ben direkt size sözü bırakayım. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben önce bir kısaca sürdürülebilir gıda sistemi dediğimizde ne kastediyoruz onu bir açıklamak isterim. Çünkü herkesin kafasında çok ortak bir tanım yok. Sürdürülebilir gıda sistemi dediğimiz zaman herkesin sağlıklı, güvenli, kaliteli gıdaya erişimini sağlayan toplumsal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı, adil ve dirençli gıda sistemlerini bahsediyoruz. Ama maalesef biz bu idealin çok uzağındayız şu anda. Gıda sistemleri günümüzde insan sağlığı ve çevre sağlığını ciddi ölçüde tehdit eden sorunlarla karşı karşıya. Bunların yanı sıra çok yakında da yaşadığımız gibi pandemi, deprem, iklim değişikliği gibi krizler bir yandan bu problemlerin ciddiyetini artırırken bir yandan da kendilerine özgü son derece önemli problemler yaratıyor. Şimdi biz geleneksel olarak yaptığımız gibi kendi disiplin kutularımızda kalalım, kendi rahat uzmanlık alanlarımızda kalalım diyerek bu problemleri çözemiyoruz artık. Evet. Dolayısıyla da gıda sistemlerinin bütün aktörlerinin bir araya gelerek ortak bir sistem çerçevesinde ve ortak sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda beraber çalışmaları gerekiyor. Bize düşen de işte bu beraberliği sağlayacak platformlar ve alanlar yaratmak. Çok zorlu bir süreçtir ama. Çok zor tabii, çünkü çok geleneksel olarak işlerin yapılma yöntemi var. Onu kırıp farklı bir düşünce sistemine geçmek, farklı bir yaklaşıma geçmek. Ama işte bizim programımızda tam bu gereklilikten doğdu. Yani herkese açık bir program, multidisipliner bir program ve ben genel bir çağrıyı burada yapmak isterim. Sürdürülebilir gıda sistemleri için çalışmak isteyen, yaptığı işte alanında ben acaba gıda sisteminin sürdürülebilirliğine nasıl faydam olabilir, nasıl katkıda bulunabilirim diye düşünen, sorgulayan herkesi ben programımıza çağırıyorum. Programımızın tam da kurgusu bu şekilde yapıldı. Evet, zaten sanıyorum hocam artık bu biraz da ihtiyaç, yani tamamıyla evet, ihtiyaç halinde, hem kaynaklar açısından kesinlikle, hem de dünyada yaşanan yokluk, açlık açısından da bunun artık olması gerekiyor. Ne kadar peki hocam süresi programın? Program tesis bir program olduğu için 1,5 sene içinde tamamlanması gerekiyor zaten. Dolayısıyla 2 dönem ya da 3 dönem içinde programın bütün derslerin alınmış, bitirilmiş olması gerekiyor. Ben biraz yapısıyla ilgili de fikir vereyim. Şimdi multidisipliner bir program olduğu için zaten anlattığım çerçeveyi başka türlü sağlamamız mümkün değil. Programın biz içeriğini de tam da bu farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda farklı hedeflere ulaşmalarını sağlayacak esnek bir yapıda tasarladık. 3 tane zorunlu dersimiz var. Bunlar tam da anlattığım çerçevede gıda sistemlerini anlayıp gıda sistemi çerçevesini sürdürülebilirlik problemleri için nasıl kullanabilirler, onu anlatmaya yönelik bir sürdürülebilir gıda sistemleri dersi. Daha sonra da sürdürülebilirlik hedeflerini tasarım ve inovasyon süreçlerine nasıl dahil etmemiz gerektiğine yönelik 2 tane, bir tasarım bir de inovasyon dersimiz var. Bu derslerin ismi de sürdürülebilir gıda sistemleri için tasarım ve sürdürülebilir gıda sistemleri için inovasyon. Bu 3 sorunlu ders aldıktan sonra biz öğrenciler 7 tane seçmeli ders almaları gerekiyor programları boyunca. Ama biz burada bayağı bir esneklik sağlıyoruz. Yeditepe Üniversitesi'ne açık olan tüm yüksek lisans programlarından danışmanlarının onayıyla kendi hedefleri, alanları doğrultusunda ders seçme hakları var. Örnek vereceğim, öğrencilerimiz MBA programından ders alabiliyorlar. Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programından ders alabiliyorlar. Yönetim bilişim sistemleri, yani bunlar sadece örnek, her antropoloji programından çokça seçenekleri ders alan. Var. Aynen öyle, çünkü bir gıda mühendisi geldiği zaman onun odağı farklı olabiliyor, gitmek istediği nokta farklı olabiliyor. Çok daha farklı bir yerden gelen bir öğrenci ise çok daha farklı bir hedefe varmak istiyor. Evet. O esnekliği bu şekilde sağlayabiliyoruz. Bu 10 dersin yanı sıra bir tane seminer dersimiz var. Bu seminer dersinin amacı, şimdi bu kadar farklı disiplini bir araya getirdiğinizde tabii ki bir ortak çerçeve çizmeniz gerekiyor. İşte bu ortak çerçeveyi orada sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bir bitirme projesi tamamlamaları gerekiyor. Bu da genellikle son dönemlerinde kredisiz bir ders bu. Burada önemsediğimiz şey real bir probleme çözüm üretmeleri. Çünkü aslında problemin bizim programımızın kalbi bu. Çok ciddi problemler var. Biz bu problemlerin çözümüne Yeditepe Üniversitesi olarak nasıl katkıda bulunuruz? Dolayısıyla gelen öğrenciler de hep beraber
buradan belki farklı hocalarla çalışarak, dışarıdan farklı paydaşları işin içine alarak real problemlere nasıl çözüm üretebiliriz? Bu da en son dönem dediğim gibi bir probleme çözüm odaklı bir bitirme projeleri bitirmeleri istiyoruz. Aslında çok da zevkli. Istiyoruz. Peki böyle parlak fikirler çıkıyor mu öğrencilerden? Güzel sonuçlar alıyor musunuz? Çok heyecan. Yani daha programımız yeni başladığı için biz de çok heyecanlıyız. Ve aslında söylediğiniz şey çok önemli. Öyle bir çerçeve oldu ki yenilikçi uygulamalara çok açık. Yani hani bir yandan ben size şey anlatıyorum. Seçmeli derslerde farklı yerlerden ders alabiliyorlar. Ama sırf o değil. Örneğin şimdi yenilikçi dersler düşünmeye başladık. Örneğin tasarım dersi için farklı tasarım hocalarımızla bir araya gelerek biz ortak bir tasarım çerçevesi sürdürülebilir gıda adına nasıl geliştirebiliriz onu düşünüyoruz. Geçen dönem ürün geliştirme, gıda ürün geliştirme odayla Unilever Ar-Ge Müdürü sevgili Sibel Moğol Bilge'nin katkılarıyla çok güzel bir ders geliştirdik, uygulama odaklı bir ders geliştirdik. Yani yavaş yavaş ilerledikçe o heyecan ve real problemlerle bağ burada çok önemli. Problem çok olduğu için hakikaten ve bu kadar esnek bir çerçeve sağlanınca çok güzel fikirler ortaya çıkıyor gerçekten. Gittikçe de görünen o ki kendini içinde geliştirecek, daha fazla katkı sağlayacak gibi görünüyor. Evet, amacımız o. Peki hocam, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa? Ben şey söyleyeyim, başvuruyla ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında programımız multidisipliner bir program olarak. Dolayısıyla başvuru süreciyle ilgili her türlü güncel bilgiyi oradan web sitesinden bulabilirler. Ama bizim bir de program için sustainablefood@yeditepe.edu.tr isminde bir e-mail adresimiz var. Çünkü bazen biraz multidisipliner bir program olduğu için çok spesifik sorular olabiliyor. Evet. Her zaman için bizimle iletişime geçebilirler. Bunun yanı sıra benim kişisel e-mailime özlem.g.üstündağ.siz@yeditepe.edu.tr ki web sitesinde gıda mühendisliği bölümünün benim adresim var. Benimle de iletişime geçebilirler. Dediğim gibi bu çok özel bir program bizim için. O yüzden hiçbir şekilde hani kişisel olarak iletişime geçmekten çekinmesi. Bu da aslında mükemmel bir şans adamlar için. Evet, yani biz hani şey gibi düşünmüyoruz. Biz burada hocayız, öğrenciler geliyor değil. Öyle bir program yarattık ki beraber çalışma alanı, bizim de öğrencilerden öğrendiğimiz, onların da bizden öğrendiği. O yüzden heyecanla bekliyoruz yeni gelecek öğrencileri. Evet, anlattıklarınız da çok değerliydi. Çok teşekkürler. Öğrencilerimizi de bekliyoruz. En kolay şekilde size de ulaşabiliyorlar. Evet, kuruma evet, da ulaşabiliyorlar. Evet. Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim Burcu Hanım, sağ olun. Evet, Sayın Üstündağ ile güzel bir sohbet yaptık. Öğrencilerimizi de programımıza bekliyoruz. Çok çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler.